satranç tarihinin en güzel vezir fedalarından biri. Dördüncü dünya şampiyonu Alehi'nin mükemmel bir karşılaşmasını inceliyoruz. E4, E5, D4 merkez açılışı. E alır D4 yanıtının ardından burada hızlı bir gelişim elde etmek hedefiyle C3 l piyon fedası yapabilirsiniz. Misenin tercihi piyonu vezirle hemen geri almak oluyor. Vezir alır D4. Tabii ki bunun şöyle bir sakıncası var. At C6 veziri isteyerek geldi. Vezirle bir kez daha oynayarak tempo kaybetmek zorunda. Vezir E3. Eğer bu açılışla ilk defa karşılaşıyorsanız, açılış prensipleri bakımından hatalı olduğunu düşünebilirsiniz. Pek de haksız sayılmazsınız tabii ki. Ancak kendi içerisinde bir felsefesi, fikri, planı var tabii ki. Öncelikle Başta vezir olmak üzere vezir kanadı taşlarını geliştirerek hızlı bir şekilde uzun rok atmak, daha sonra diğer taraftan piyonlarıyla ve aletleriyle rakibi mat etmek olacaktır. Ve tabii ki bu mat atağında vezir bulunduğu üçüncü yataydan uygun bir kareye gelerek mat atağını destekleyebilir tabii ki ve az önce d4 sürüşüyle rakibinin merkezdeki tek piyonunu almayı başardı. Kendisi halen e4 karesinde bir piyona sahip ve bu kendisine şah kanadında 4'e 3'lük bir sayısal avantaj ayrıca alan üstünlüğü vermekte. Pekala. Vezir e3'ün ardından Fil E7, fil D2, at F6, at C3, kısa rok, uzun rok. İki büyük usta da planlarını gerçekleştiriyor ve burada arkadaşlar, Alehin rakibine alan üstünlüğü sağlayan bu çok değerli piyonu alabilmek adına kendisi D5 tercihinde bulunuyor. Ve aynı zamanda bu D4 isteğiyle geldiğinden dolayı az çok E alır D5 yapmak zorundasınız. Aleyhin tabii ki ataları D5 yaptığında vezir G3. Burada dikkat edin. Fil H6 ver matı ver açmazdaki atı diyerek gelebilirdi. Bu sebeple Aleyhin'in yaptığı fil H4 tercihi gerçekten çok yararlı bir savunma hamlesi. Veziri bu tehlikeli dikeyden ayırmaya zorluyor. Mi ise vezirini f3 karesine geldiğinde rakibinin atını istedi tabii ki ve alehinde vezir filini oyuna girerek e6 karesinden atını destekliyor. Ve şimdi fil e3. Pozisyona ilk defa ve biraz dikkatli baktığınızda daha açılışta alehinin kayıp bir pozisyonda olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun sebebi az önce yapılan fil E3'ten sonra D5 karesinde neredeyse çıkması imkansız çok problemli bir açmaz oluştu. Yani burada ne yaparsanız yapın çok iyi bir savunma tercihi olmayacaktır. Tabii ki akla gelen ilk seçenek şüphesiz AT5 olabilir. Yani ilk bakışta çok güzel duruyor değil mi? Tempoyla veziri istiyoruz ve açmazdaki atımızı belki c6 ile piyonla savunabiliriz. Ancak buna kale alır d5 gibi materyal kazandıran bir seçenek ortaya çıkabilirdi. Ben şundan eminim. Aleyhin mutlaka bu açılışı çok iyi biliyor ve bu pozisyonu. Zaten pozisyonu buraya ulaştırmak, getirmek istiyordu. Burada Aleyhin mükemmel bir vezir fedası yapıyor arkadaşlar. Ben öyle açmazla uğraşamam diyor oyun sonuna kadar. Ve at alır C3 yapıyor daha açılışta 11. hamlede vezir fedası aleyhinden. Şah B1'de olsaydı ne kadar güzel olacaktı tempoyla gelecekti. Ancak şimdi Mise rakibinin vezirini rahatlıkla alabiliyor. Burada Aleyhin Rakibinin kalesini almadan önce, tabii ki at alır A2 gibi bir ara şah fırsatını kaçırmamış, gider ayak bir piyon daha aldı, şah B1 yanıtının ardından şimdi rakibinin kalesini A8'deki kalesiyle alıyor ve burada verdiği vezire karşı, karşılık aleyhinin atı kalesi ve bir de ekstradan piyonu var. Fena sayılmaz. Ve rakibinin bu önündeki üçlü piyonlardan birini aldı. Bu da rakip şahın biraz daha zayıfladığı demektir. Bu da güzel bir haber. Ancak bu materyal ve pozisyon yeterli olacak mı aleyhine? Bakalım. Benim burada aklıma gelen ilk seçenek C3 olmuştu. Karşılaşmayı incelerken. Tabii ki fikir atın geri dönmesini engellemek. Ancak bu at şimdilik güzel bir şekilde fil tarafından destekleniyor ve burada alınması kolay gözükmüyor. Ayrıca sizin yaptığınız şahın önünden bir piyon sürüşü fazlasıyla şahın zayıflaması demek olacaktır. Bu sebeple Mi ise C3 yerine gelişimini sürdürmek adına fil E2 yapmış. Prensipli bir tercih. Aleyhin de atını B4 karesine geri geliyor. Ataş uçun ardından kale F E8. Şimdi pozisyona baktığımızda evet Aleyhin vezirini vermiş olabilir. Ancak yani şu pozisyona lütfen sizlerden bakmanızı istiyorum. Alehinin bütün taşları oyunda ve bir uyum içerisindeler arkadaşlar. Bu da çok önemli. Atlar birbirini destekliyor. Bu fil rakip şaha çok güzel bir bakış atıyor ve biraz sonra bu arkadaşımız da F6 karesine gelecek ve filler, atlar gerçekten çok tehlikeli olabilir ve kaleler en ideal karelerde. Yani açık, merkez dikeylerde. Piyonlar da oldukça ideal. Şahın güvenliğiyle ilgili bir problem gözükmüyor. Alehinin pozisyonunda neredeyse bir zayıflık yok. Ancak vezir vezirdir. Yani siz böyle güzel bir pozisyondasınız diye aletleriniz çok güzel uyum içerisinde çalışıyor diye e, karşılaşmayı kazanmıyorsunuz. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Rakibi şahmat yapmanız gerekiyor. Bakalım. En son kale f8'in ardından at 4 Tabii ki bu güçlü mükemmel fili ne yapıyoruz? Vermiyoruz. Fil 5 Ayrıca c2 piyonunu istedi. Mi ise mantıklı bir şekilde kale c1 ile piyonunu tuttuğunda burada arkadaşlar vezir h5 problemli olabilir. Bu sebeple Alehin g6 yapmış. Bu filini tutuyor ve buna karşı da mi ise g4 tercihinde bulunuyor. Aleyhinin tercihi ise tabii ki fil e4. Vezir a3 karesine geldiğinde aleyhin filini rakip şaha baskı yapacak şekilde f6 karesine geliyor. Ve burada tabii ki şu fil gerçekten mükemmel bir fil. Rakip kaleyi savunmaya bağladığından dolayı mise mantıklı bir şekilde fil f3 ile bu filleri değişmeye çalışıyor. Bunun sebebi kendisi zaten materyal olarak önde ve prensipli bir şekilde tahtadaki taş sayısını azaltmak istiyor tabii ki. Ve Alehi'nin yapabileceği yani fazla bir seçeneği yok. Fil alır F3 yapmış. Vezir alır F3'ün ardından at E5 tempoyla geliyor ve merkezileşiyor. Şimdi burada B7 piyonu boşta. Ancak rakibiniz yani sizi mat etmek istediğinde bu piyonu almak ne kadar mantıklı olur? Lütfen bir düşünün. B hattı açıldı ve kale B8'in ardından şimdi B2 piyonla bu filin de bakması biraz sonra atın C4'e gelmesiyle birlikte inanılmaz bir baskı meydana gelirdi. Bu sebeple at E5'e bu piyonu almak pek mantıklı değil. E tabi bir yandan da bu piyona da bir istek var. Burada mise vezir e2 oynamış. Çok mantıklı. Atın c4'e gelerek b2 piyonunu istemesine engelledi. Vezir e2'ye karşı artık aleyhinin bir şeyler yapması gerekiyor. Yoksa stratejik olarak karşılaşmada kayıp pozisyona düşebilir. O kadar net ki rakibi şah kanadından hızlı bir şekilde gelmeye başladı bile. Ve aleyhinde tabii ki rakip şaha diğer taraftan c5 ile Hemen harekete geçmiş. Burada arkadaşlar yani tabii ki bu piyonları almayı sakın düşünmeyin. Burada bir açmaz var ve bu tarafla ilgilenmek çok mantıklı bir tercih olmayacaktır. At D3 yanıtlarından dolayı. C5'e karşı kale G1 yapmış mi ise e ne de olsa artık bu piyona bir baskı yok. Yani bu fil yok. Kale G1. C4 yaptığında bir kez daha a7 piyonunun alınması at d3 ile yanıtlanabilir. Ver veziri diyebilir, ver atı diyebilir, ver b2 piyonunu diyebilir. Bu oldukça kötü olurdu. Bu sebeple burada c4'e karşı h4 yapmış mi ise kendisi hızlı bir şekilde rakibini mat etmek istiyor. h4'e karşı aleyhin at d5 tercihinde bulunmuş. Şimdi ilk bakışta biraz tuhaf gelebilir. Aleyhin yani olabildiğince aletleri tahtada tutması gerekirken neden böyle bir değişim istesin? At alır d5'e şöyle bir durum var kale d 5ten oyuna girdi ve atağa katılabilir. Şimdi kale alır d5'e mi ise burada f4 yapıyor gerçekten ilk bakışta mükemmel duruyor değil mi? Tempoyla atı istedik, 3 tane piyon hızlı bir şekilde mükemmel geliyor rakibin üstüne üstüne paldır küldür ve sanki at c6'ya geldiğinde bu piyon da boşta kalabilir, mükemmel. Ancak Alehin açılışta vezir feda eden Alehin d3 karesinden bir de at fedası yapıyor. Benim tahminim mi ise bu taktiği gözden kaçırmış olmalı. Şimdi at D3. Bu at alınsaydı ne olurdu? Almamış. C alır D3'e. Kale alır D3. Dikkat edin fil açmaz da. Kale ile tutsa bile fil D4. Ve biraz sonra fili alacak. İki tane de piyon önde. Gerçekten burada yeterli bir karşı oyunu olurdu. At D3'e mi ise çok zeki bir yanıt buluyor. Vezir F3. Öncelikle açmazdan çıktı. Ver kaleyi dedi. Zaten hali hazırda. At istek altındaydı. Aleyhin ne yapıyor? Kale B5. Zaten az önce D5 karesinden atları değişmesinin ana fikri buydu. Kale B5'e tabii ki burada artık atı almalı. C alır D3. Ve burada aleyhin önce kale alır B2 yapıyor. Şah C1'in ardından... Burada böyle çok gösterişli hamleler arıyorsunuz değil mi? Ancak bazen çok sakin duran c alır d3 gibi bir piyon hamlesi bile pozisyondaki en güçlü seçenek olabiliyor. c alır d3 ne yapıyor peki? Öncelikle mat teması oluşturuyor. C hattı açıldı. Kale C8 çok önemli bir istek. Bu sebeple mi ise bir an önce şahını rakip taşların bu bulunduğu mat temasından uzaklaştırmak istiyor doğal olarak. Şah D1. Yani bir noktada buraya aktarabilirse şahını bu oldukça iyi olabilir. Şah D1'e Aleyh'in kale C8 yapmış ve arkadaşlar burada mi ise G5 yapıyor. Fili istiyor açılışta vezir fedası. Az önce at fedası. Şu an aleyhim vezire karşı sadece kalesi var ancak inanın bana kazanç pozisyonda. Burada ne yapıyor dersiniz? aleyhim filini de bırakıyor. Vezir ve at'tan sonra kale C, c2 yapıyor. Şimdi ne istiyor? Fili alırsa kale b1 ve mat. Bu sebeple şah e1 yapmış mattan çıkabilmek adına buna kale b1 var ve mecburen veziri vermek zorunda kalıyor vezir d1. Tabii ki kale e2 de hemen mat olurdu ancak aleyhinin yaptığı fil c3 de gayet yeterli ve burada arkadaşlar mi terk etmiş. Eğer şah f1 kaçarsa kale alır d1 mat olacaktı. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu karşılaşma benim gördüğüm en güzel, en güzel vezir fedalarından bir tanesi, gerçekten mükemmeldi. Aleyhini tebrik ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek kanalıma abone olarak ve yorum yaparak da beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.